Arkadaşlar merhaba. Bu videoda timer işlemlerini devam edeceğiz. Timer işlemlerini slave mod, reset modla, gated mod bir de trigger modla devam edeceğiz. Hemen bir tane STM32CubeMX'ten bir tane örnek açalım. Evet arkadaşlar, öncelikle şu D12 şu kullanıcı ledlerini bir output yapalım. Bunlar bir kenarda dursun. Şimdi öncelikle arkadaşlar bir clock konfigürasyonu 16 MHz olarak kalsın. Bu derste timer 5 ile işlem yapacağız. Timer 5 APP1'e bağlı. Bu 180 kütüphanesinde RCC kütüphanesi. APP1'e bağlı timer 5. 48 de yapabiliriz burayı. 48 MHz olsun. Şimdi APP1'imiz 48 MHz. Şimdi pinout'a geçelim. Timer 5'i kullanacağız. Timer 5'te arkadaşlar slave mod. Önceki derste external clock modla örnek yapmıştık ve external modları öğrenmiştik. Bu derste reset mod, gated mod, trigger mod nedir? Bunlarla nasıl işlem yapacağız? Bunun üzerinde duracağız. Şimdi reset modu seçiyorum öncelikle. Trigger source kullanıcı butonu TO1 pinine bağlı. External olarak buradan tetikleyelim. Bir de internal clock'u aktif ediyoruz. Yani arka planda internal clock'u çalışacak timer 5'in. Ve TO1 pininden, yani A0 pinine bağlı butona bastığımda işlemci timer'ı resetleyecek. Tekrar sıfırdan counter'ı başlayacak. Şimdi burası tamam, konfigürasyona geçelim. Timer 5'in. Prescaler arkadaşlar 47999 artı 1 48.000 eder. 48 MHz'e böldüğümüz zaman 1000 Hz. 1000 Hz'de 1 bölü 1000 Hz 1 milisaniye eder. Şimdi burada da bir 100.000'e kadar bir saysın. Orada ben butona bastığımda sıfırlandığını rahatça görmek için. Reset modda. Burası master içindi. Buraya dokunmuyoruz. Yükselen kenarda tetikleme geldiği zaman resetlesin. Şurayı da arkadaşlar input filtresi. Burayı da 15 seçiyoruz. Apply, OK. Şimdi burası tamam arkadaşlar. Şimdi projemizi ayarlan yapalım. Slave mods diye bir dosya deneme klasörünün içerisinde OK. Generate ediyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi öncelikle hemen 32 bitlik bir tane sayaç değişkeni timer 5 için, counter register'ındaki değeri görmek için bunu tanımladık, bu değişkeni. Sonra aşağı doğru indiğimizde int'in içinde timer 5 timer'ını aktif edeceğiz. Hold timer. Şunu öncelikle şunu bir derleyelim. Evet, şu an derledi. Hold timer
Altim Base. Altim Base. Normal start edeceğiz. Handle'ı hash timer 5. Şimdi timer 5'i aktif ettik. Şimdi burada arkadaşlar sayaç değişkenini counter'a atayalım. Hold timer get counter fonksiyonuyla. Get counter hashtim 5. Evet, sayaç değişkenini atadık şu an. Bir de arkadaşlar şimdi şuraya baktığımızda şimdi reset modda TV1'den tetikleme geldiği zaman arkadaşlar bir tane trigger flag aktif oluyor. Ve counter tekrar sıfırdan saymaya başlıyor. Şimdi bu trigger flagini görmek için bir tane buton LED'e atayalım bunu. Bunu görmek için. Şurada şöyle bir kod yazalım. While hold team get flag fonksiyonuyla. Tabi timer 5'in flag'i hangi flag? Trigger flag olacak. Çünkü resetlendiği zaman trigger flag'i aktif oluyor. TI1 pininden gelen tetiklemeye göre. Flag trigger. Aşağı doğru. Evet. Bu reset değilse, yani setse ne yapsın arkadaşlar? Hall GPIO toggle pin. Bir tane LED'i toggle yapalım. Hangisi olsun? 12 olsun. Pin 12. Şimdi bunu toggle yapacak. Buna parantez açalım arkadaşlar. Şimdi butona bastığımızda flag aktif oluyor. Tabi bu flag'i sonra tekrar temizleyelim. Clear flag ile bu sefer de. Aynı şekilde hashtim 5. Hangi flag arkadaşlar? Timer flag trigger. Evet arkadaşlar. Butona bastık. Ne oldu? Trigger aktif oldu. LED'i toggle yapacak. Yani değiştirecek. Yanıksa söndürecek. Sönmüşse yandıracak. Daha sonra flag'i temizleyecek. Evet arkadaşlar. Bunu bir derleyelim tekrar. Tamam, şunu bir ses açalım. Evet, öncelikle bir board'umuzu takalım tabii ki. Evet. Şimdi buradan arkadaşlar bir ayar kısmından debug'dan ST-Link seçili. Şurada use the debug driver'ı kaldırıyorum. Şurada reset and run'ı seçiyorum. Tamam. Şuradan gönderiyorum. Evet, şu an gönderildi. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi butona basacağım. Butona bastım arkadaşlar. Şimdi trigger LED'i aktif oldu. Trigger LED'i söndü. Şimdi arkadaşlar STM Studio'da sayaç timer 5'in değerini bir görelim. İkisini aynı anda bakalım. Masa üstünde, slave'in içinde. Evet, sayaç timer 5'i import edelim. Tabloya
Aktaralım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an sayıcımı sayıyor. Ve ben butona bastığım zaman bir tane flag aktif olacak. Ve sayıcı resetlenecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu reset mod. Bu trigger T1 pininden external olabilir veya internal da olabilir. Bunu kendimiz seçebiliriz konfigürasyonda. Evet arkadaşlar bu reset moddu. Şimdi gated moda geçelim. Şimdi öncelikle şurayı bir kaydedeyim. Şimdi açıp tekrar yapacağımız için kaybolmasın. Şimdi arkadaşlar gated mod nedir? Şimdi gated modda şimdi trigger geldiği süre boyunca çalışıyor. Clock ve daha sonra tabi bunu alçalan kenar mı yükselen kenar mı o seçime bağlı. Şimdi şurada şu bir örnek var. Şimdi sayıcı saymaya başlıyor internal clock'la. Daha sonra eğer biz T1 pinini low olarak ayarlamışsak ne yapıyor? İlk başlangıçta çalışmaya devam ediyor. Biz T1 pinine bastığımız zaman yani A0 pinine bağlı butona bastığımız zaman clock duruyor. Yani internal clock counter'ı duruyor. Çektiğimiz zaman elimizi butondan saymaya devam ediyor. Şimdi bunu örnekle gösterelim. Şimdi konfigürasyonda ilk önce şuradan pin ayarlarından öncelikle gated modu seçelim. Burada yine internal clock seçili. Yine trigger source A0 pinine bağlı butondan olsun. Yani T1 FB1. Şimdi konfigürasyona geçelim. Şimdi burada internal clock'ta bir tane LED'i belli saniyelerde yakıp söndürelim. Yani butona bastığımızda LED yanıp sönmeye başlasın. Çektiğimizde dursun. Gated modun özelliği. Şimdi 48 MHz'ti. Bunu yine 48.000'e böldüğüm zaman 1000 Hz. O da 1 milisaniye. Şimdi bunu ben 499 ile çarparsam yani 500 ile çarparsam 500 milisaniyedir. Yani yarım saniyede bir yanıp sönecek. Gated mod. Şurası master bölümü duruyor. Yükselen kenarda yani tetikleme geldiği anda LED'imiz yanıp sönmeye başlasın. Çektiğimde dursun. Bunun için timer interrupt'ı aktif edelim. Update event'i kullanacağız bunun için. Burada OK diyorum. Burada arkadaşlar generate ettik. Open diyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi yukarıda sayaç değişkenimiz var. Şimdi öncelikle önceki yazdığımız kodları şuraya hemen yapıştırayım. Şimdi flag aktif olduğunda ne yapsın? Toggle yapsın demiştik. Burada da yine aynı şekilde. Yani tetikleme geldiği zaman yine flag aktif oluyor. Bunu göreceğiz. Şu LED 12 ile. Şimdi bir de interrupt kullandık. Şurası arkadaşlar timer normal start değil de interrupt başlangıcı yapacağız. Bir de burada arkadaşlar şu interrupt dosyasını açalım. Önceki videolarda bunlardan bahsetmiştik. Şimdi timer interrupt. Şuraya sağ click go to definition diyorum. Buraya gidiyorum. Ben timer update event'i kullanacağım. Aşağı doğru gittiğimde şurada period elapsed callback var. Sağ click yine go definition'da şuraya arkadaşlar alıyorum. Bunun içine LED yanıp sönmesi için onlara kod yazacağız. Şurada main private function'a yapıştırıyorum. Şimdi burada if hashtim
instance, yani timer 5'e eşitse ne yapsın arkadaşlar? Whole GPIO toggle yapsın. GPIO'da GPIO pin, bu da 13 olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi timer 5'i internal olarak yarım saniyede, yani 500 milisaniyede bir update event gelecek şekilde ayarlamıştık. Şurada konfigürasyonlarda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 48.000'e böldük. 1000 Hz. 1 bölü 1000 Hz. 1 milisaniye. Bu da 500 milisaniye. Evet, şimdi kodlarımıza tekrar döndük. Burası tamam. Şimdi şurada arkadaşlar timer interrupt start ettik. Burası da tamam. Şimdi bu kodu bir gönderelim arkadaşlar. Nasıl çalışıyor bir bakalım. İlk önce derleyelim. Evet, şu an derledi. Gönderiyorum kodu. Şu an kodu gönderdik. Şuradan STM Studio'ya da bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bastığım sürece LED yanıp sönüyor ve counter'da saymaya devam ediyor. Elimi çekiyorum butondan. LED yanıp sönmesi duruyor ve sayıcı da duruyor. Bastığım zaman da flag aktif oluyor. LED yanıp sönmeye başlıyor. Counter dahili olarak saymaya devam ediyor. Bu da arkadaşlar gated mode. Şimdi bunu resetliyorum tekrar. Şimdi bunu ilk başta rising kenarı seçtiğimiz için, yani yükselen kenarı seçtiğimiz için bastığım zaman sayıyor. Bunu ilk başta love yaparsak, yani falling, yani düşen kenar yaparsak direkt kodu gönderir göndermez saymaya devam edecek. Eğer basarsam da duracak. Yani tek fark o olacak. Bu da arkadaşlar gated mode. Bastığımız sürece çalışıyor. Veya bastığımız sürece duruyor. Yükselen kenar veya alçalan kenara göre değişiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi trigger moda geçelim. Şurayı yine kopyalıyorum arkadaşlar. Şimdi trigger modda şuradan trigger'ı seçtik. Yine aynı şekilde bunu arkadaşlar internal'da tetikleyebiliriz. Şunu ilk önce bir T1 butonla, mavi butonla bir tetikleyelim. Yine internal clock seçili. Konfigürasyona geçelim. Evet, aynı şekilde arkadaşlar sadece trigger mod burada seçili. Yine interrupt seçili. Veya interrupt'ı kaldıralım ilk başta. Hani nasıl çalıştığına bakalım. Veya seçili olsun, fark etmez. Interrupt seçili. Bunu arkadaşlar apply gönderiyorum. Şurada open diyecektik. Tekrar generate edelim. Open project.
Evet arkadaşlar, şu an açtı. Şimdi main'e gidiyoruz. Şimdi trigger'da ne işe yarıyor? Trigger'da arkadaşlar tetikleme gelir gelmez flag aktif oluyor ve sayıcı saymaya başlıyor. Yani tek görevi diyelim tetiklemek, start etmek. Yani bir kere trigger'dan tetikleme geliyor, sayıcı saymaya başlıyor. Şimdi bunu kodla nasıl gösterebiliriz? Şimdi ilk önce kopyaladıklarımızı yapıştıralım. Yine aynı şekilde şu flag trigger flag'i aktif olacak. 12 LED'ini, yani 12. pine bağlı LED'i D portunu toggle yapsın. Hold team clear flag, yani trigger flag'ini de temizlesin. Burası tamam. Şimdi burada arkadaşlar, şimdi bunu ben iptal ediyorum. Şimdi trigger'da tetikleme geldiği anda kendi dahili olarak timer'ı başlatıyor. Yani burada ekstra start etmemize gerek yok. Şimdi bunu göreceğiz. İlk önce arkadaşlar şu sayıcıya bir bakalım. Hani butona bastığımızda sayıcı nasıl tepki veriyor? Şu anda herhangi bir timer'ı start etmedim. Ama trigger mode source seçili. Slave modda trigger mode seçili. Şimdi kodu bir gönderelim. Derleyip. Evet arkadaşlar, şu an gönderiyorum. Şu an bir bakalım sayıcımız butona bastığımızda ne yapacak? Evet, start'ı yaptı. Trigger flag aktif oldu. Şu an start yapıyor. Evet, dikkat ederseniz herhangi bir LED yanmıyor. Çünkü herhangi bir interrupt flag'ini aktif etmedik şu an. Onu göstereceğim. Yani şu anda trigger source'da belirlediğimiz internal veya harici tetiklemeye göre tetikleme geldiğinde counter start yapıyor. Trigger aktif oluyor, trigger flag ve start yapıyor. Gördüğünüz gibi. Trigger modda bu. Şimdi bunu buradaki LED'i nasıl yaktıracağız? Şimdi burada Period Elapsed seçmiştik. Tabi şurada herhangi bir start yapmıyoruz interrupt'ı. O yüzden şuradaki fonksiyon görev görmüyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi ben butona bastığımda bu flag aktif oluyor. Bu flag aktif olduğunda Update Event flag'ini aktif etsin. O zaman normal interrupt çalışır. Şuradan. Hold team enable. Enable IT. Bunu seçiyoruz. Burada yine arkadaşlar hash team 5 ve timer flag de normal update flag. Yani update event'i aktif edeceğiz. Çünkü butona bastığımızda counter aktif oluyor ama herhangi bir interrupt'la. Şurada herhangi normalde özel olarak interrupt start yapıyorduk. Burada interrupt start yapmadığımız için sadece counter saymaya başlıyor. Burada trigger'a yani bastığımız zaman butona trigger aktif oluyor. Trigger aktif olduğunda arkadaşlar şu timer flag update'i aktif ediyor, enable ediyor. Şimdi burada arkadaşlar bir de şurada ilk başta bir clear yapalım. Şu flag'i.
şurada ilk başta bu update flag'ini de temizleyelim. Evet arkadaşlar, şu an ben butona bastığımda LED'im de yarım saniyede bir, yani 500 milisaniyede bir yanıp sönecek. Onu da görelim. Şimdi gönderdi. Evet. Şimdi ben bastığım anda start yapacak. Evet. Şu anda LED'im yanıp sönmeye başladı. Çünkü o update event flame'i de aktif ettik. Aynı zamanda. Şimdi tekrar reset yapıyorum. Start dediğim anda başlıyor. LED'im yanıp sönmeye başladı şu an. Bu external clock'tan, yani T1 pininden tetikleme yaptık. Şimdi bir de internal tetikleme yapalım. Şimdi yine arkadaşlar buraya bir kopyalayayım. Bunu kapatalım. Şimdi internal'dan trigger moda nasıl tetikleme göndereceğiz? Şimdi trigger source'u arkadaşlar. Şimdi biz hangi timer'ı master seçeceğiz? Bunu da arkadaşlar şu tablolar var. Tablolara göre bunu arkadaşlar bir önceki videonun açıklama kısmında link olarak verdim. Şimdi arkadaşlar timer 5'i biz kullanıyoruz. Ne yapalım? Timer 4'ü master olarak kullanalım. ITR 0 veya pardon, şu timer 5'i slave olarak biz aldığımız için şu satırı kullanacağız. Yani timer 5'imiz bizim slave. Timer 2'yi de master kullanalım. Yani ITR 0'ı seçeceğiz. Eğer slave'imiz timer 5'si. Şöyle. O zaman timer 2'ye bir geçelim. Timer 2'de normal clock source'u internal clock seçiyorum. Çünkü master olacak bu. Konfigürasyon ayarlarına geçiyoruz. Timer 2. Bu arkadaşlar timer 2'de de yine clock konfigürasyonuna bir bakalım. Hepsi 48. APP 2 de 48. APP 1 de 48. Hangi clock'a bağlı timer 2? O da APP 1'e bağlı. Bunu da gördükten sonra arkadaşlar hemen konfigürasyonlara geçelim. Şimdi timer 2 master, bu da birer saniye aralıklarla tetikleme göndersin. Yine aynı şekilde 47.999 yukarı doğru saysın. Bu da 999, yani artı 1 1000 yapar. O da 1 saniye yapar. Şimdi burada arkadaşlar master bölümünü enable, şu update event'i aktif ediyorum. Burada başka bir şey yok. Apply, OK. Şimdi timer 5'te zaten yapmıştık. Bu da kendi içinde yarım milisaniye, yani yarım saniyede bir LED'i yakıp sönüyor, söndürüyor. Apply OK diyoruz. Bu da tamam arkadaşlar. Şimdi generate ediyorum. Evet. Şunu hemen bir yapıştıralım. Şimdi tetikleme geldiği anda interrupt'ı enable ediyoruz. Şimdi burada herhangi bir start yapmadık. Şurada arkadaşlar şu ilk baştaki update event flag'ini, timer 5'in, onu bir clear yapalım. Yani bu butona değil bu sefer. Bu sefer internal. Yani timer 2'den bir saniyede bir tetikleme gelecek. O tetikleme geldiği anda, ilk anda flag aktif olacak. Ve bizim interrupt'ımız da aktif olacak. O arada LED'imiz yarım saniyede bir yanıp sönecek. Evet, şimdi derleyip kodumuzu gönderebiliriz.
Yalnız arkadaşlar şurada trigger source'u değiştirmeyi unuttuk. Sorun diye şurada hemen Keil'in içinde düzeltelim. Şurada aşağı doğru gittiğimizde arkadaşlar şurası ITR 0 olacak. Hani buradan yapmış olduk. Orayı değiştirmeyi unutmuşuz. Şimdi tekrar çünkü timer 2 ITR 0'a bağlıydı. Onu değiştirmeyi unuttuk. Buradan değiştirdim. Tekrar gönderiyorum. Şu an tamam. Şunu bir görelim. Şurada arkadaşlar bir de şu timer 2'nin sayacını da görelim. Şu yukarıda bir hemen bir değişken tanımlayalım. Evet. Şunu kopyalayalım. Bu timer 2'nin counter register'ındaki sayıyı bu sayaç timer 2'ye atadık. Şimdi burada arkadaşlar biz timer 5'i trigger modda kullanıyoruz ama burada timer 2'yi aktif etmemiz lazım. Normal base start. Şu an timer 2 aktif ettik. Timer 5 de internal olarak trigger mod seçili olduğu için slave'de trigger'la yani timer 2'den gelen trigger'la aktif olacak. Şu anda kodu gönderiyorum. Evet, şu an gönderdi. Şu an baktığımızda arkadaşlar tetiklemeyi beklemeden çalışıyor. Tabii yok, internal olduğu için bir saniyede bir yakıp söndürüyor. Şu an doğru çalışıyor. Bir resetleyelim. Evet, bu süreyi uzatabiliriz. Normalde bir saniyede bir çalıştırmıştık. Bunu daha iyi görmek için arkadaşlar şu timer 2'nin şurayı eğer burası 1000 şu an. Şurayı şöyle arttırırsak yani 5000 5 milisaniyede 5 saniyede bir yanıp sönür. Daha iyi görebiliriz. Şimdi hemen derleyelim. Gönderiyorum arkadaşlar. Şimdi şurada ekstra şu sayaç timer 2'yi de ekleyeyim. Onu da burada izleyelim. Evet. Şimdi resetliyorum tekrar. Evet, gördüğünüz gibi trigger flag 5 saniyede bir yanıp sönüyor. Yani internal olarak trigger geliyor. Şimdi şurada tekrar koda baktığımızda evet arkadaşlar. Burada da internal olarak tetiklemiş oldu. Şu tablolara göre arkadaşlar internal trigger'ları seçiyoruz. Örneğin mesela timer 4 slave ise timer 3'ü ben master olarak kullanacaksam timer 4'ün trigger source'unu ITR 2 seçiyorum.
bu tablolara göre. Bunların linklerini arkadaşlar bir önceki video 17'nin açıklama kısmına verdim. Şimdi timer 2 5 saniyede bir yanıp sönüyor. Tamam. Şuraya baktığımızda bu da ve şuradaki sarı LED'e baktığımızda arkadaşlar internal olarak 5 saniyede bir yanıp söndüğünü görebiliriz. Yani internal olarak tetikleme geliyor. Yalnız sanki ilk başlangıçta eğer fark ederseniz LED yanıp sönmeye başlıyor. Yani 5 saniyeyi beklemeden. O yüzden şuraya bir inceleme yaptım. Şuraya tekrar bakalım. Şimdi şunu tekrar rebuild yapalım. Sen kod değişmedi gibi. Tekrar şey yapsın. Derlesin arkadaşlar. Normalde şu turuncu LED'in hani ilk başlangıçta 5 saniyeden sonra yanıp sönmeye başlaması lazım. Çünkü 5 saniyede bir update event yaptığımız için hani başlar başlamaz çalışması saniyede bir çalışıyor. Şimdi şurası normalde 5000, yani yaklaşık 5 saniye. Tekrar bir gönderelim. Şurada arkadaşlar şu main'in içine bir bakalım. Bir de arkadaşlar şu trigger flag sanki başlar başlamaz aktif oluyor gibi. Bu trigger flag'in de arkadaşlar şurada ilk başlangıçta bir clear edersek düzelir gibi. Çünkü şurada herhangi bir hata gözükmüyor. Yani clear flag sanki aktif kalıyor ilk başta. Şunu bir STM stüdyo kapatalım. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi düzelmesi lazım. Bir göndereyim. Evet, şu an kod gönderildi. Şu anda resetliyorum daha iyi görmek için. Şu STM stüdyoyu da açalım. Şimdi bir resetledim. 5 saniye bekliyorum. Internal olarak timer 2 devreye sokuyor gördüğünüz gibi. 5 saniye sayıyor update event. Trigger'ı aktive ediyor. Bizim enable ediyor aynı zamanda interrupt'ı ve çalışıyor. Evet, şu an güzel çalışıyor. Evet arkadaşlar, bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.